Merhaba, yeni bir Boom Beach videosuna hoş geldiniz. Şu kamerayı ben ayarlayamadım. Arkadaş şu an tripod üstünde duruyor ve düşecek gibi oluyor. Bugün Boom Beach'te meşale ve tank oynayacağız. Ve Hammerman'ın filosu var. Bu videoyu önceden çekmiştim ve çok fazla yenildim saldırılarda. O yüzden rezil olduğum için bu videoyu atmayacağım. Bu videoyu o yüzden bir daha çekiyorum. Şimdi 59 level bir arkadaş var burada. Kulaklığım gene çıkıyor. Savaşçıyla saldırmıştım onlara fakat zevkli olsun diye bugün meşale ve tank yapacağız. Fakat bir şey daha var. Tank sağlıkçı da yapabiliriz. Gene bir şey daha var. Topçu ve bombacı da yapabilirim. Bir sürü fikir var aklımda. Her hepsini yapabiliriz. PZR de yapabilirim. Tamam, PZR kullanacağız bugün. PZR ile 59 level'e farklı bir şekilde gireceğim. Bunun ismi neymiş? Bunu okuyacağım. Siz de bana doğru mu değil mi diye söyleyin. İmperyabisti bir öyle bir şey yazıyor burada değil mi? Kiril alfabesini ben yeniden çözüyorum. Rusça 2 dersi alacağım. Rusça 1 dersi pardon. Üniversitede. Rusça öğrenmeye çalışacağım. Mikrodalgacı. Bunlar çok tehlikeli adamlar. Çıkarken çok sıkıntı yaratacak bize. O yüzden ya burası şeyi çıkartması gibi olacak şimdi. Norman diye çıkartması gibi olacak. Bir sürü zayiat vereceğiz, tamam mı? Hazır mısınız? Ben buna hazırım. Bir sürü zayiat vermeye. Çünkü bu askerlerin mantığı zayiat vermedir. Ne kadar zayiat verirseniz o kadar güçleniyor bunlar. Değişik bir şey işte bunları biliyorsunuz. Bunlar zayiat yani umurunuzda olmaz. Bu askerleri kullanıyorsanız. Ki garanti zayiat vereceğiz. O yüzden şunları bir alalım. O gitti mi? Çok güzel. Şunu alalım. Bir tane daha atarsam çok az zamanım kalır mı kalır. Şimdi Norman diye çıkartması. Sahil o kadar çok ölüm kokuyor, kan kokuyor ama. Çıkaracağız ve çıktılar. Hadi bakalım. Bir sürü zayiat. Hazır mısınız? Sürüyle zayiat vermeye. Sağlığımı atıyorum. Daha hepsi yaşıyor. Bakalım ilk şey kim olacak? Ölen kişi kim olacak? Hala güzel gidiyorlar. Ölenler var. Ölümler garanti olacak burada. Sıkıntılı bir yere girdik. Çok sıkıntılı bir yere girdik. Sağlığı güzel attım ama ilk başta yanlış gitti o. Şuraya da bir şey atalım. Zuka zayiatımız yok. Bütün piyaderler ölüyor. Çok güzel gidiyorlar. Köyün içinden geçtik. Harbi çok güzelmiş bu PZR üzeri. Bu düzeni size öneriyorum. Zayiatlar fazla yok. Bu düzene göre fazla yok. Zaten piyaderler 1 dakikada çıkıyor. Hızlı bir asker basmanız var. 20 dakikada bir asker basıp saldırabilirsiniz. Savaşçıdan da iyi. Böyle abilik gubilik köyleri de alabiliyorsunuz. Bu kadar zayiat fazla bir şey değil aslında. Çünkü 200 tane yakın asker var orada. 4'te 1 ölmüş gibi düşünün. Aslında güzel bir saldırıydı. Biraz önce yaptığımız saldırı. Şimdi 59 level'e girelim. Buna savaşçı girmek istiyorum. Fakat bu askerlerin güzelliğini görünce bu askerlerle giresim geldi. Şimdi. Şunu. Şöyle alalım. Savunma heykeli var bunda. Evet belli. Anladım savunma heykeli. Nereden anladım? Çünkü zor patladılar. Şu sıkıntı yaratacak. Sağlık at. Sağlıkçılar ölmesin yeter. Diğerleri umurumda değil. Sağlıkçılar yaşasın. Şu mikrodalgacı sıkıntı yaratacak. Şuraya sağlık atmam lazım. Yanlış şey kullandık bu arada. Burada diğer arkadaşı kullanacaktık. Sağlıkçıyı, Doktor Kavan'ı kullanacaktık. Şuraya şok atmam lazım. Yoksa bu bizi eritecek. Mikrodalgacı çok fena bir şey. Bizi anında eritir. Şunları atayım. Mayın tarlasını kıralım hemen oradan. Kahramanımız ölmüş değil mi? Belli. Böceklerin çıkmamasından anlamıştım kahramanın öldüğünü. Şuraya atalım. Mayın tarlasına girmeyin. Girmeyin mayın tarlasına. Girmeyin zukalar girmeyin. Durun. Sakin ol. Öldü. Zukalar gidiyor. Tek gidecek şimdi. Şimdi ikinci aşama. Birinciyi geçtik. Zayiatlar bu sefer cillop gibi zayiat var. Şuraya şunu atıyorum. Havan topunu şoklamam mı gerekiyor yoksa sağlık mı atmam gerekiyor? Acil düşünmem lazım. Düşün. Şok atmam lazım tabii ki. Şok atmak daha mantıklı. Şu havan topunu ve keskin nişancı kulelerini geçtikten sonra köy bizimdir. Çünkü zukalar alev silahlarının mesafesine girmiyordu. Hatırladığım kadarıyla. Doğru bilgiymiş evet. Doğru hatırlıyormuşum. Köyü aldık. 59 level için çok büyük zayiat. 59 level cidden fazla zayiat verdik. Böyle 59 level'e. Ama bunlar zevkli askerler. Oynaması zevkli. Buzcular var. Bunlara cryoner deniliyor İngilizcesi. Türkçesi ne bilmiyorum. Değiştirmiş olmaları lazım.
Buz adam mı deniliyor? Buna ne deniyor? Buzcu mu deniliyor? Bakmam lazım. Yaylım ateş atacaktım tam üstünüze bende. Zafer. Sağlam bir ganimet var. 59 level'e göre çok öyle böyle değil. Bayağı zayiat verdik. 59 level bizi bitirdi. Ve askerlerim tozlu şu an. 66 level bir arkadaş. 66 level bir arkadaş daha var. Harita dolu. Bol 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 saldırı yapacağız bugün. Bu ne? Enkaz topu. Bu ne? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Gireceğiz. Saniye başı hasar. Büyük ihtimalle bu tekil bir hasar veren bir şey. Başlangıç sıkıntılı değil. Piyaderleri sokalım. Şimdi şoklar al. Sağlık at. Çıkarma başarılı. Güzel çıktık. Şöyle şuraya şok, şuraya şok. Şuraya sağlık, şuraya sağlık. Güzel gidiyorlar. Mayın tarlasını yıkmamız lazım. Şöyle az bir şey. Şuraya bir şok da şuraya. Şöyle iki sağlık daha. Oo. O şeyi yeni fark ettim. Çok güzelmiş kendileri. Çok işe yarayan bir şeymiş savunmak için. Bizi bitirdi zaten kendileri. Şey gibi ya. Clash of Clans'taki böyle yere çarpan bir şey vardı ya. İkinci köyde. Onun gibi. Neydi? Çekiş mi deniliyordu ona? Abidik gubidik bir isim vardı. Aynı o. Hiç farkı yok. Aldık bunu da. Gene sağlam bir zayiat. Ama zevkli diye oynuyorum. Anında eğitimim var. Umurumda değil biliyor musunuz? Bombacı ve topçu kullanacağım şimdi de. Ya da bu asker üzerine topçu da ekleyeceğim. Bu arada bir rahat oturamadım ya sandalyede. Bu sandalye ağrıtmaya başlıyor yavaşça. Sandalye değiştirmem lazım. Of. Şimdi şunu basalım. Şu Jones'a bakacağım. Jones. Yanlış mı yazmış ismini? Jones. Topçu işe yarar burada. Başlangıç tamamen PZD'lik bir düzen. Tamamen. Şimdi burada neyi topçudan değiştirelim? Piyadeler duracak. Piyadeler kendilerini ölüme gönderiyor çünkü. 3 tane topçu alalım onun yerine. İndirim var bugün askerlerde. Güzel bir indirim var ve güzel bir haber daha var. Havan top inşaatım bitmiş. Şunu basabilir miyim? Cephanelik basacağım. Cephanelik basabilir miyim? 2643 yapılabilir. 2643 elmas istiyor. Yaparız. Yapılır. Hızlı bir şekilde yapacağız. Bugün cephaneliyle basıyoruz. Tamam mı? Bakıyorum. Şunları alalım. Mayın tarlasını da alır aynı zamanda. Ondan sonra cuma. Şunu alalım. 1, 2. Bir de roketler almam lazım. Şoku alamadık. Roketlerden birini aldık. Tamam onlara enerji geldikçe dalarız. Ve çıkarmamız gidiyor. Piyareler ölüme gitti. Ölüme yollandı bir kez onlar. Onlar kesin. Topçuların burada şeyini görmek istiyorum. Performansını. Şuraya bir sağlık atacağım. Mayın tarlası. Sağlam bir mayın tarlasına yakalandılar çünkü. Ve sağlıkçılar onları iyileştirir. Güzel girdik. Şurada bir havan topu sıkıntı yaratıyor. Sağlıkçılar yetişebilir. Şuraya bir sağlık daha atacağım. Mayın tarlasına giriyorlar. Şuraya bir tane şundan. Şuna da bir tane böcek atacağım. Hem dikkat dağıtır havan topunun oradakiler. Şuraya bir sağlık. Şuraya da bir sağlık. Bayağı dağıdılar. Topçuların performansını ben göremiyorum ama siz izleyebilirsiniz. Güzel performansı var şimdi gördüm. Şimdi şok ateşleyiciyi şokluyoruz. Yoksa bu şok ateşleyici bizi bitirecek. Bunu bol bol şoklamamız lazım. Bizim askerler oraya gidene kadar. Ve şoku efektif kullanacağım. Yanındaki havan topunu ve keskin nişancı kulelerin hepsini şoklayacağım. Bir tane daha attım. Havan topunu şoklayamadık. Ama sıkıntı yok. Böcekler işe yarıyor. Kendileri ölüme gönderiyor kendileri. Tam şuraya bir şok daha. Güzel bir şok. Güzel, cidden güzel. Güzel gidiyoruz. Süper. Topçuları izlemek istiyorum. Bir şok daha atmam lazım. Gerek kalmadı. Şimdi salıyorum böcekleri. Bir de şuradan salalım. Kolay oldu. Kolay, daha eğlenceli oldu. Kolay olmaz ama bayağı eğlenceli oldu burayı yıkmak. Bayağı zevkliydi benim için. Bu adam neci lan? Full gambot enerji şeyi var. Bu adam sağlam tankçı büyük ihtimalle bu adam. Tankçılar genelde gambot enerji kullanıyor. Hemen takviyemizi yapalım indirim varken. Şimdi bakıyorum haritaya kimse yok. Ne yapıyoruz? O zaman yok ete basa basa hızlı bir şekilde
Ganimetleri topluyoruz. Bu özellik sizde var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Hızlı bir şekilde ganimetleri toplayacağım. Çok zevkli bunları toplamak. Ve bir özellik Rockstar sağlıyor. Makine tüfek hasarı, kaynak ödülü, savaşçı hasarı. Savaşçı hasarı diyor. Şey titriyor şu an, savaşçı hasarı. Bu da demek oluyor ki gelecek video savaş hakkında olacak. 670 olduk. Kupamız da artıyor, madalyamız da artıyor. Yavaştan, yavaş yavaş böyle. Öyle azar azar artıyor. Slayer. Bu ne lan? Bu arkadaşı ben görmedim. Burada saklı bir köy varmış. Saklı köy, İlker saklı köy. Şimdi hemen bunu alalım o zaman. Şuradan. Şok atarları almam lazım. Mayın tarlasında böcekler girer zaten. Orada sıkıntı olmayacak. Bitti. Şöyle, şöyle, şöyle. Hadi bakalım. Başladık. Roketleri alalım hemen. Aklıma gelmişken. Ateş etmeseydi aklıma gelmeyecekti kendileri. Şimdi şuraya bir sağlık, şuraya da bir sağlık atıyorum. Roketlerin mesafesine girdiler. Güzel girdik buraya. Çok güzel oldu. Bak şimdi ne yapıyorum. Tam şu noktayı şokluyorum. Bir de tam şu noktayı şokluyorum. Şu noktaya bir sağlık. Havan topunun mesafesine girecekler birazdan. Şu noktaya bir şok. Roket ve havan topunu şokladık. Çok güzel gidiyorlar. Çok güzel. Oraya bir şok daha. Bu köy için bayağı az zayiat verdik de arkadaşlar saldırıcı belli. Normal. Bir şok daha atacağım. Şuraya bir tane top atalım. Bitti. Zayiatlara bakıyorum. Buzcuların hepsi yaşıyor. Piyarelerin çoğu yaşıyor. Ki bu bayağı ilginç. Zukaların hepsi yaşıyor. Topçular yaşıyor. Hepsi yaşıyor çoğu. 27 tane. 27 dakika. Daha doğrusu 27 dakika değil. 7 dakika bekleyeceksiniz. Anında eğitiminiz yoksa. Bu askerleri kullanmak istiyorsanız. Cidden çok avantajlı bunlar. Ha bu yeni gelmiş. O yüzden 2 dakika. Videoda kaybetmişiz bu köyü. Mağaranların arasında ip patlatayım. Şimdi bol bol köye bakıyorum. Patlatacak köy. Kalmadı mı? Kalmadıysa elması basacağım çünkü. Bunda ganimet alıyor muyduk? Almıyorduk. Emin miyiz bir şey kalmadığına? İyice emin olup basmak istiyorum. Dur şöyle bakabiliyorduk ona. Radardan bakabiliyorduk. Bir şey daha gelmiş. Videolar. Neyse o videolar. Bakmayalım. Timimi merak etmişsiniz. Fakat tim benim değil. İsterseniz gelin. Bilmiyorum. Benim cidden değil tim. İsteyen gelebilir. Tim etiketi burada. Gelirseniz istihbarat kasın. Ben operasyonlara girmiyorum ama bayağı bir istihbarat kasmışım. 39 istihbarat. Herkesten en fazla ben kasmışım. 40 tane de kasmış biri. Şunu alalım. Ve elmaslar gidecek. Ama ne kadar elmas gidecek? Bakayım. 1121. Başka bir yerden bir şey gelebilir mi? Şuradan. İyice araştırmam lazım. Boş harcamak istemiyorum. Peki o 1121 istiyor. Bu ne istiyor? Cephaneliği yükseltmem lazım ama. Cephanelik şart. Yükselmesi şart onun. Bir daha bakalım. Şu keskiye ganimet verse. Ya da bir tane savunalım. Hammerman'ın filosunu. Hammerman bize böyle dalmış. Ölecek şu. Savunmam yok ama gene kolay bir saldırı. Hemen aldık istihbaratımızı. Dönüyoruz şehrimize. Bu kadar. Keşke buradan ganimet gelse. Keşke. Şimdi şu an cimrilik yapacağım. Tek 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 bunları toplayıp basacağım. Kıyamıyorum elmaslarıma. Bir yere daha toplayacak bir taş madenim. Evet bu. Şimdi büyük ihtimalle bir 10 elmas bir indirim olmuştur. 1109 tamam. Aa bir köy daha kaybettik. Ha ana üst savunuldu. Çok çok heyecanlanmıştım bir köy daha kaybettik derken. Bir şey var mı başka saldıracak? Yok. Tamam hazır mısınız? Basıyoruz cephanelik. 1121 elmasa, 1109 elmasa. 21 ile 11 elmas indirim yaptırdı bize. 11 mi 12 mi öyle bir şey. Bastım sıfırladık. Hala 20.000 elmasımız var bu güzel. Çünkü o 20.000. 20.000'in altına düşürmeyeceğim. O bir motivasyon kaynağı. Videom bu kadardı. Gelecek videolar için beğenin. Ve asker tavsiyesi verin ki onları kullanayım. Kahraman tavsiyesi de verin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.